Merhaba Beygir. Merhaba. Bugünkü konumuz Commodore 64 ile sanat mı? Bugün konumuz The Scene aslında. Bu bir akım mı? Bu yavaş yavaş oluşmuş bir alt kültür. Biz hep şeyi görüyoruz ya, ana akım ne dönüyor falan. Halbuki alt kültürler ciddi bir beslenme var. Yorumlarını okuyorum. Zanaate laf ediyormuşum. Fikir çok önemli diyormuşum gibi geliyor ama hayır, zanaat çok önemli ama zanaatin fizikseli de var. Kavramsal zanaat de var. Yani onu anlamak gerekiyor. Bu Commodore 64'ün ilk çıkış dönemi bunun için çok iyi bir örnek. Hayalimdi ya. Acayip bir olaydı bizim zamanımızda. Çok zor aldırmıştım bizimkilere. Kaç yaşında aldın? 14. Ben de Commodore 64 alamayanlardan. Bende Amstrad CPC 464 vardı. Elime Vestel Gold Star geçti. Kuzenlerde vardı. Onlar da bilgisayar yapmıştı değil mi? Doğru. Oric Atmos vardı. Çok efsane bir böyle cihaz. Evet, hatırlıyorum onu. Sonra bir ZX Spectrum geçti elime bir ara. Bir de Atari 800XL geçti. Mahallede böyle bir kez bilgisayarın olunca değiş tokuş vardı. Bisiklet ve bilgisayar denkti. BMX alıp bilgisayar verdim. Commodore 64'cüler değişmezdi. Çünkü en iyisi Commodore 64'tü, evet, değil mi? Farklıydı ya. Mesela ses kartı hala değerli. 38.911 bytes free. Bir bilgisayar düşün, açılıyor ve ready diyor ya. Hazırım yani, aldım böyle, ne istiyorsun falan. Çok efsane bir şey. Ben hatırlıyorum, şimdi bilgisayar geldi, evde duruyor ve birbirimize bakıyoruz yani. 10 print bagger 20 go to 10 demedin mi? Aynen öyle işte. Tam orada ilk dergi elimize geçince oradaki örnekleri yazmaya başladık. Şimdi dergideki kodları yazıyoruz. Kuzenlerle 3 gün boyunca dönüşümlü. O kadar uzun sürüyor. Kapatamıyoruz bile bilgisayarı. Çünkü kasede kaydedilebileceğini bilmiyoruz kodun. Arada elektrik gitse gidecek yani. Tabii gidecek. Yazıyoruz kodu, bitiyor. Sonra bir anda çalıştırıyoruz. Syntax error 560. Hayda, bu olamaz. 560. satırda bir şey var demek ki. Bakıyoruz böyle, print yazmışsın. Orada print yazıyor. Düzeltiyorsun ve ben kodlamayı öyle öğrendim. Ben de oyun yazmıştım hocam. Vay, nasıl bir oyun? Duvar kırmaca yazmıştım. Yukarıdan bir şeyler düşüyor, meyve topluyorsun. İşte uzay gemisi ateş ediyor. Vardır ya o klasik arcade oyunları. Çok güzel. İlk yaptığım iş Voltron'u çizmek oldu. Voltron'u izliyoruz çünkü o dönem böyle Basic'te grafik yaptım mesela ilk. Bir de kuzenler falan biraz oyun yazmaya girdiler. Pong'u yazdık klasik. Böyle iki tane şey var, tık tık gidiyor. Hatta bir tane ufak kuzenimiz Pong'da bilgisayar maksimum algoritmayla oynuyor. Onunla berabere kalıyordu falan. Sonra lig fikstürleri yapıyoruz. Maç sonuçlarını giriyoruz. Bize sıralıyor. Sıralama da çok temel bir kodlama problemidir. Tabii aynen öyle. Bu tip şeylere bakıyorduk. Benim olayım ilginç şeyde girdi ilk olarak. Böyle oyunları kasetlerden alıyoruz. Oyunlar bir yerde hata verip kodlara düşüyor. Oraya gelince ben orada oyunları değiştirmeye başlıyorum. Orada futbolcuların adları mahalleden arkadaşlar yapıyorum. Futbol takımlarını değiştiriyoruz. Sonra tekrar kasete kaydedip onları dağıtıyoruz. Şimdi bu aletler hala sanat için kullanılıyor, doğru mu? Her şey için kullanılıyor. Hala üretiyor insanlar bu alette ama orada birkaç espri var. Şimdi Sin'deki hikaye şurada başlıyor. Bir tane çocuk var. Evde bilgisayar var. Ve oyun gelmiş. Muhteşem. Arkadaşı geliyor, her gün onunla oynuyor ve diyor ki yani bana da bir kopyasını versene. Kopyalıyor. Ona ulaştırıyor. Sonra başkalarına ulaştırabileceğini görüyor. Ve bu kopyayı üretme hikayesi başlıyor. Sonra bu oyunların başına kopyalanmasını engellemek için bazı trikler koyuyor yapanlar. Kopyalanmasını zorlaştırıyor yani. Bu çocuklar da kırabiliyor. Şimdi bu sefer 2-3 tane kavram çıkıyor. Bu kıran kişiye cracker diyoruz. Kıran kişiye bir tane getiren var. Yani orijinali getiren, o supplier var. Bir de kırdıktan sonra bunu dağıtan var. Swapper ya da trader dediğimiz. Bu üç karakter bir süre sonra bir takım olmaya başlıyor. Şimdi bu işte bir show olayı var. Ben kırdım, Bager. Bager gururla sunar yazıyorum. Daha müzik falan yok. Sadece yazı yazıyor biri. Sonra biri o dümdüz yazıyı renklendirince o adam nasıl yapmış bunu deyip intro devri başlıyor. Sonra biri müzik eklemeye başlıyor. Diğeri orada kayan yazı, işte ilk klasiklerden biri. Kayan yazı da zor bu arada çok yapmak. Çok zordur evet. Ve bunlar ilerledikçe o intro kısmı gitgide ciddileşmeye başlıyor. Türkiye'de de Zombie Boys var. Sinir olurdum, her yerde Zombie Boys. Bütün oyunlar Zombie Boys. Kim bunlar diye. Bir süre sonra karmaşıklaşıyor. O kadar fantastik bir şey yapıyor ki. İşte bir küp döndürüyor falan. Üç boyutlu bilmem ne. Oyunun ötesine geçebiliyor. O intro o kadar güzel hale geliyor ki millet bayağı oyunu, introyu izlemek için almaya başlıyor. Ondan sonra bu olay introdan ayrılmaya başlıyor. Çocuklar birbirleriyle bu oyunları paylaşmak için copy partiler düzenlemeye başlıyor. Bu bizim ülkemizde değil, başka bir yerde oluyor. Türkiye'de de oluyor. Var mıydı? Tabii tabii var var var. Ama Türkiye'de daha az var tabii ki. Macaristan, Almanya, Finlandiya, bunların hepsinin scene'leri var. Kuzey Avrupa ağırlıklı diyebiliriz bu harekete. Amerika'da da var tabii ki. Bu grupların isimleri oluşmaya başlıyor. Yani grup adları önemli olmaya başlıyor. Bir copy party'ye gidiyorsun. Şimdi belli orada ne olacak? Yeni oyunlar şey yapacağız. Biri diyor ki abi şunu izlesenize diyor. Bir şey açıyor. Oo, herkes izliyor falan. Sonra orada yavaş yavaş demo party'ye gidiyor. Çünkü insanlar yaptıklarını gösteriyorlar birbirlerine. Böyle bir akım var ve gitgide daha teknik beceriler önemli olmaya başlıyor. Takımlar kuruluyor ve yayılıyor. Kaç yılındayız şu anda? 84 falan mı? 80'lerde.
değil. 80'lerin ortalarındayız. Başta Sin deniyor zaten. Sonra Demo Sin denmeye başlıyor. Ama Sin tarafı da bir illegal olay da var. Başkasının oyununu kopyalıyorsun bir açıdan da. Ve bunlar burada uzun süre mektupla dağıtıyor. Mesela Swapper'lar çok komik. Swapper'ım ben diyelim. Ben dağıtıcıyım yani. Birisi bana mektupla oyun kaseti yolluyor. Sonra ben bunun kopyalarını alıyorum. Ben de başkasına mektupla yolluyorum. Hikaye böyle. Sürekli mektuplaşıyorlar. Mesela bir Swapper aşağı yukarı 100 tane Swapper'a yayıyor gibi ağları var. Ve Türkiye'de de iyiler bu arada. Yani Türkiye Zombie Boys mesela bayağı Avrupa Network'üne ulaşabiliyor. Şimdi orada ilginç şeyler olmaya başlıyor. Bu çocuklar makinenin sınırlarını aşıyorlar. Yani makine tasarımcısı diyor ki kardeşim 8'e 8 piksel alanında 3 renk gösterebiliriz. Bir trik buluyorlar. Bir örnek dithering işte. Noktaları yayına dizerek farklı renkleri ediyorlar. Bir örnek bio görsel koyarak flickeringle üst üste renk sayısını arttırma gibi. Hatta bir border var Commodore'da. Oraya çizemiyorsun bir şey. Dışarıyı sadece sabit renk yapabiliyordun. Evet. Sonra onları hackliyorlar. Oraları da çizmeye başlıyorlar. Fırsa bir zanaate dönmeye başlıyor. Kültür oluşması demo scene'de dergiler çıkmaya başlıyor. Dergilerde mektupla hangi demo grubu sizce iyidir diye birbirlerine mektup atıyorlar. Onlar geri mektup atıyor. Dergide böyle chartlar var. En önde bu, en altta bu bilmem ne. Sonra swapper'ların adresleri var. Kim yollar, kime yollar bunlar var. Ve bir sürü dedikodu, grupların hikayeleri var. Bu dergilerde çok aslında o kültürün ana şeylerinden birini oluşturuyor. Peki hocam, o zaman bir Commodore 64 ve bir insanla sanatçı yaratabiliyoruz. Şimdi öyle demeyelim, kızarlar. Sanat deyince orada işler karışıyor ama... Bunlar sanat mı? Yok, şimdi zanaatkar diye kendilerini niteler ve bence sinirler. Günümüz 20. yüzyıl sanatından ayrık durmak istiyor zaten. Ama bana sorarsan Rönesans dönemi sanatçıya çok benziyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yoğun bir teknik bilgi ve birikim. Evet, inanılmaz bir teknik bilgi. İnsanlar resim el becerisi sadece zannediyor. Eskiden boya yapıyorsun, alet geliştiriyorsun. Mesela Tim'in Vermeer'i vardır, bilmiyorum izledin mi? Mesela orada alet tasarlıyor gerçekçi fotorealistik resim yapabilmek için. Kamera obscura işte zaten onu kullanıyorlar. Mesela aynen öyle. Dolayısıyla o Rönesans'taki o kültüre inanılmaz benziyor. Sadece orada fiziksel olan, burada dijital, kavramsal dolayısıyla. Hocam her zamanki sorumu sorayım. Bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor? Bu çocuklar zaten fakir oldukları için bunu yapıyor. Oyun kopyalama fakir işi. Param yok, oyunu istiyorum. Bu çok net bir şey. Bak bir tane hikaye anlatayım. 92 sene puzzle zeka oyunları falan benim ana sevdiğim kategori. Ve bütün oyunları istiyorum. Yani piyasada bütün puzzle'ları almak istiyorum ve bir oyun atıyorum 5 lira. 300 tane oyun var. 1500 lira imkansız bir para benim için. Arkadaşlarımla şöyle bir şey yaptık. Kadıköy'de Yazıcıoğlu'nda böyle oyunlar satılıyor. Gittik oyunculara, dedik ki bize oyunun istediğinizi fotokopi verir misiniz? Biz yatılı okuyoruz. Burada bakamıyoruz uzun süre, hemen dönmemiz lazım okula diye. Fotokopilerini aldık. Okula gittik. Kimde ne oyun var, kimde ne oyun yok, matrisi çıkardık. Bir yerden 10 oyun satın aldık. Sonra diğer dedik ki abi bizim paramız yok. Bu, biz sana bu oyunları verelim. Sende yoktur. Sen bize şu oyunları ver deyip. Ekonomiyi keşfetmişsiniz hocam. Disketini bedavaya getirecek şekilde oyunları almaya başladık. 2 ay sonra yeni açılan şirketlere oyun satıyorduk. Ve ben böyle şey hatırlıyorum. Kazandığım, biriktirdiğim parayla Üsküdar'da bir çocuk CD yazıcı almış. Böyle çok önemli bir şey. Yani düşün bak, böyle bir dedikodu var yani. Ona gittim böyle bir sürü disketle, parayı verdim ve o bir sürü bütün zeka oyunlarını bir CD'ye yazdırdım. O CD'yi okuyamadım. CD-ROM'um yoktu çünkü. Yani bayağı gerçekten ya, hani geleceği düşünüyorum, anladın mı? CD'ye yazayım sonra kullanırım diye. Ticari bir şey vardı. Zaten o çocuklar da gerçekten kazandılar para bunlar üzerinden ama çok para kazanmadılar. Hani yemek yiyecek, dergi alabilecek, bu işi yapabilecek şeyleri kazandı. Burada bir de aslında ilginç bir şey var. Sanatta çok işe yarayan bir şey bence. Limitleme. Evet. Yani sınırlı olanaklarla bir şeyler yapmak. Şimdi bak, orada şöyle diyebiliriz. Donanım yavaş gelişirken yazılıma fırsat oluyor. Fikre fırsat kalıyor. Şimdi günümüzde donanım sürekli gelişiyor ya. Fikir o yüzden çok önemsiz bir yere gitmiş durumda. Commodore dönemindeki oyun çeşitliliği çok kuvvetli aslına bakarsan. Çünkü alet sınırlı ya. Alette yapabileceğin şey belli. Uzun süre bunlar alt kültür olarak kalıyorlar. Gerçekten çoğu kişi ciddiye almıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi scene ana akımda çok duyulmuyor da. Bunun sebeplerinden biri de scene'ler bununla çok ilgilenmiyor. Bir kişi bir iş yapıyor dünya çapında. 50 kişinin alkışlaması yeterli onun için. Aslında sadece o alanı bilenler biliyor değil mi? Yani evet. Oyunları oynayanlar biliyor aslında. Evet. Ama etkileri dünya çapında diyebilirim. Şu an dünyanın en büyük firmalarında bir sürü scene'er çalışıyor. Nvidia'da, Intel'de, Apple'da, Google'da yani vesaire. Oradan çıkan jenerasyonda. Tabii tabii, onlar direkt. Hala uğraşmıyorlar herhalde bu işle. Uğraşıyorlar bir kısmı. Tabii tabii, mesela o kurumların içerisinde demo partiler hala yapılıyor. Kurumları özel orada. Bazen Nvidia'nın bir çip çıkarmış. Onun üzerinde demo parti de yapıyorlar mesela. Böyle şeylere dönüyor. Bir yandan da şirket kuranları da var bunların içerisinde. Battlefield, Max Payne mesela. O gruplardan çıkan insanların kurduğu şirketler tarafından yapılıyor. Bir yandan da demo scene'de daha yanda duran, çok ünlü olmayan başka büyük işler. Türkiye'de işte SSG var, işte Ekşi Sözlü kuran kişi. İşte onlar da bu scene'in içerisinde yanında duran kişiler aslında. Hocam bütün avantgardların muhtarı gibisiniz ya.
Ya şimdi aslında... Nereden geliyor bu tutku? Beslenme yeri bu. Oradaki alt grup, o alt kültür diyorsun ki ya bunlar kendi çapında takılıyor, garip bir şey yapıyor. Ve orada içeride bir güzellik var. Onu gördüğün zaman beslenme kanalı biliyorsunuz. Yani benim sanatta bakışım hep o alt kültürler içerisinde. Yani bioartla ilgilenmemin sebebi de aynı. Bununla da aynı. Bir de gerçekten güncel muhabbetin dışında bir muhabbet dönüyor. Abi sen onu yapamazsın. 3 küp çevirdin. İşte o 5 küp çevirdim. Bilmem ne bir atışma var. Aslında kabadayılık kültürünün. Biraz öyle bir şey var. Orada selamlar yolluyorlar. Bazen nefret yolluyorlar demolarda. Şu anda da bir crack indirdiğinde bir takım teamler yazar böyle. O aynı gruplar. Aynı evet. Benzer kültür. Şimdi sinirlerle hackerlar yan yana ama amaçları aynı değil. İyi bir sinir bilinir. İyi bir hacker bilinmez. Bir hackersan ve biliniyorsan bir yerde bir hata var. Pirate Bay'in de temeli sin kültürüne dayanıyor. Bağlan kim.com hafif bir sinir zannediyorum o da. Türkiye'de de Zombie Boys, Vigo Turbo mesela. Vigo'yu tanıyorum. Ha, arkadaşım bizi de seyrediyor. Evet evet Vigo arada yorum yazıyor. Vigo da efsane. Onlar merhaba Vigo. Zombie Boys öyle kuruluyor. Semih Demirel, Cem Sermen, Bilgem Çakır bir sürü aslında alanda bilinen iyi, sağlam sinden insanlar var. Başta gösterdiğimiz o Glens ekibinin Snapshot işi ve The Breakpoint Almanya'da 2010 yılında hatırladığım kadarıyla birincilik ödülü aldı ve Commodore 64'te yapılmış bir demo. Tamamıyla. Evet tamamıyla. Hatta bu programa girerken Kürşat Karamantoğlu hidrojene danıştım. Bunları sordum. Yanlış bir şey anlatmayayım diye. Çünkü gerçekten çok kapalı ve kendi içerisinde dinamikleri olan bir kültür. Bir de kızarlarsa. Ya yok hepsi dünya tatlısı. Gerçekten efsane insanlar. Atışmalar falan dönüyor. Diğer gruba laf atıyor ama arkadaşı o. Onun içerideki kültür çok daha farklı. Kızdıkları şeyler başta mesela sanat yapmaya kızıyorlar. Hani... Haklılar katılıyor. Tabii şey diyor sanat yapmış. Becerememiş çünkü çevirmeyi 5 küpü 3 küple üzerini boyamış falan böyle. Oraya Da Vinci'den bir şey koymuş. Yemezler diyorlar. Çünkü bir hardcore durumu var. Demoda da şöyle söylüyor. No for play no plot. Güldür güldür geleceğiz diyor. Şimdi bir tane daha demoya bakalım. Debris Farbrush'un demosu. Bu 2007 Breakpoint birincisi galiba. Bu PC'de yapılmış. O yüzden biraz daha çözünürlüğü vesaire Full HD izleyebiliyorsunuz. 177 kilobayt. Şimdi bunu bir anlamak lazım. Bu demo kaç dakikalık bir demo? Ve sadece 177 kilobayt. 177 kilobayt aşağı yukarı şöyle. Instagram'a yüklediğin ortalama bir fotoğrafın boyutu. Ve adam bununla böyle 7 dakikalık 3D bir şeylerin uçtuğu, köprülerin eğildiği, toplarını aldığı bir demo yapabiliyor. Çünkü 38.911 byte free var değil mi? Yok o PC'de bu. Bu yani, evet. Hani mantık aynı. Aynen evet. Ya şimdi orada aslında şunu anlıyorsun. Bu demoları yapanlar bizim kullandığımız yazılımları yapanlar. Yani After Effects'i yapan adam da 3D Max'i yapan adam da bu kafada. Çünkü onlar senin onu üretebileceğin araçları yapıyorlar. Ve inanılmaz optimize ve çok düşük byte'lı yarışmalar da var. Bu arada 4 kilobyte demo da var. 256 da var vesaire. Bir optimizasyon yarışması. Tam orada aklıma Lars von Trier'e 5 engel geliyor ya. Müthiş filmdir. O kısıtlama çok değerli. Yani o kısıtlamanın içinde yapıyorsun çünkü. Daha iyi bir bilgisayar aldım, daha iyi bir kamera aldım, daha iyi bir film çektim. Yok. Bir yandan da hayat zaten kısıtlama değil mi? Yani hep kısıtlamalar var aslında. Evet ama hani bir sinema öğrencisindir ve dersin ki iyi bir kameram olsaydı iyi bir film çekerdim. Ha, var öyleleri hocam. Yüksek lisans okudum Avusturya'da. Ars Electronica Festivali vardır. Bu alanda iyi festivallerden biri. Oraya iş yaptım. Ona yakın bir yerde okudum ve dijital sanat üzerine. Yani fantastik işte bir sürü yazılım kullanıyorum. Netbook'um vardı. Hani milletin böyle internete girmeye üşeneceği yavaşlıkta bir bilgisayarla yaptım. Elindekiyle çek diye biz bunu daha önce söylemiştik hocam. Elinde ne varsa onu kullan. Bütün onlara ben Alexa'yı vermek istiyorum böyle vereceksin. Hiçbir şey yapamayacağım çünkü. Yarışmalarda kompolar deniyor. Competition'dan geliyor o da. İnanılmaz işler var. İnanılmaz teknik ayrıntılı bir dünya var. Macaristan'da yatakhanede yatakhane ışıklarıyla demolar yapıyorlar partiler. Yatakhane ışıkları dışarıdan izleyince binanın üzerinde. Aa onu ışıklarla mı yapmış? Commodore 64 gibi bir şeyle kontrol etmiyor. Yok bayağı bir bilgisayarla kontrol ediyor. Normal çünkü bütün ışık sistemini bilgisayara bağlıyor tabii. Ama piksel piksel ya sin estetiği veriyor diye. İşte sonrasında abarttılar. Oraya böyle renkli led şeritler koydular. Renklendirdiler. İlginç bir nokta var. Bir şeyin tekniğini geliştirdiğin zaman daha güzel olmuyor genelde. Hatta daha az beğeniliyor oluyor. İlk versiyonu daha iyi oluyor. Bu binaların üzerine mapping yapma hikayesi benzer kültürden besleniyor. Bu genç işi ama değil mi? Ya mesela şimdi Commodore 64 alıp bu işe girebilir miyiz? Yok herhalde. Girebilirsin ama şöyle bir şey var şimdi. Girebilirsin ama girme gibi geldi. Evet evet. Donanımın durduğu dönem bitti. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Kuantum bilgisayar yapılır. Herkes bir şekilde alır ve 20 yıl boyunca geliştirilemezse yine bir donanım durduğu döneme girebiliriz. Niye? Aslında son dönemde çok büyük bir gelişme olmuyor. Gelişiyor. Ama galiba sıkıştık. GPU'lar gelişiyor da CPU
CPU'lar çok. Evet ama hala param olsa daha iyi bir oyun bilgisayarı alsam var. Şimdi o dönem olamıyor. Commodore dönemi 10 yıl falan sürmüştü. 10-15 yıl belki. Zaten hikaye o sıkışma. Yani o kadar sıkışıyor ki başka bir taktik bulman lazım. Yani şey gibi düşün. Bir cep telefonu. İşte çıktı model ve 10 yıl boyunca yenisi çıkmayacak. Gelişim başka bir yerden olmaya başlıyor. Ve hep merak ederim. O şirketi nasıl batırmayı başardılar hocam? Yani. Hangisini? Commodore'u. Ha bilmiyorum. Amiga da büyük başarıydı. Amiga inanılmaz zaten. Amiga ile internete bağlanan kişiler vardı. Başka bir operating system diyor ya. Yani tabii çok Amiga başarılı olması lazımdı. Battı herifler. Çok hala enteresan. Duruyor. Hala Amiga ile bağlananlar var. Ben bazen browser istatistiklerinde görüyorum Amiga ile bağlananları. Galiba zaten o senin dediğin teen jenerasyonu sonra Amiga'ya geçmiştir. Yani o çünkü bayağı güçlüydü o halde. PC'ye ve Amiga'ya dağıldı aslında jenerasyon. Niye PlayStation'a sıçramıyor? Çünkü PlayStation'a bir şey üretmen için gidip böyle 30 bin dolarlık onun development hardware'leri vardı. Onlardan alman gerekiyor. Kapalı sistem evet. Evet. PC de özgürlükçüydü. PC'deki fark şuydu. Sök çıkar parça. Bu tabii kullanıcı açısından ticaret avantajı ama öyle bir scene kültürü oluşmasını engellemiş oldu. Yani çünkü ben kendime özel bilgisayar istiyorum. Mesela nedir benim derdim? Ben müzik yapacağım. Benim iyi bir grafik kartına ihtiyacım yok. Ya da işte atıyorum oyun oynayacağım ben. Ona göre bir şeye ihtiyacım var. Steve Jobs'un en istemediği şeydi bu. Evet, evet. Ve kazandı maalesef. Daha kapalı sistemlere gitti artık. Evet. Şimdi bence orada bir döngü var. Kapalı sistemlere gidiyoruz. Sonra tekrar açıklara geçiyoruz. Bir döngü var. Çünkü ikisinin de avantajları var. Hardware, software uyumunu çok iyi kontrol ediyoruz. Ama orada ilginç birkaç yöntem var. Şimdi Apple'ın yaptığı şuydu. Commodore 64 tane şey var. Donanım seni istediğin gibi yönetebilirsin. PC tarafında şöyle bir hikaye oldu. Mesela Microsoft aslında Linux'un gelişmesini sağlayan şeylerden biridir. Sebebi de şu. Birçok farklı donanım üreticisini standartlara ittirdi Microsoft. İtince herkes sürücü yazabilmeye başladı ve Linux da yükselebildi. Dolayısıyla orada da başka bir şey var. Şimdi Android aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Google gidiyor işte firmalarla çeşitli standartlar oluşturmaya çalışıyor. Peki hazır seni bulmuşken nerd muhabbetini yapayım. Sen niye Ubuntu kullanıyorsun? Ben Windows'ta kullanıyorum, Ubuntu'da kullanıyorum. İki bilgisayarım var. Ubuntu'da bazı şeyler daha kolay. Bir sürü şey orada daha kolay kuruluyor. Çünkü bence hoş bir şey ama Adobe yazılımlarını bulamıyorsun. Tabii tabii. Yani şimdi benim multimedya üretme döneminde değilim. Multimedya üretmem gerekiyorsa ki artık yapabiliyorsun Ubuntu'da bu arada. Ama kültürü farklı. Şu an cloud'a geçiyorlar zaten artık. Ubuntu'dan da yapabileceksin. Bir şey fark etmeyecek bir süre sonra. Linux'tan bir örnek vereyim. Mesela ben bir web sunucusu açacağım. Oradan da bir servis, bir web sayfası yapacağım. Basit bir dergi çıkartacağım. Bunu yazmam yaklaşık olarak yarım dakika falan Ubuntu. Linux'ta çok kolay. Ama bunu Windows'ta bilmem ne sunucusunu kur. Ona bilmem neyi ayarla. Üzerine Python kur. Bilmem ne falan çok uğraşıyorsun. Network konusunda Linux çok üstün. Paket yönetimi konusunda çok üstün ve bir yazılımı şöyle kuruyorsun. Sudo apt-get install bilmem ne. Bas enter'a kuruldu. Bir şeyin cross platform olması benim için genel anlamda önemli yani birçok yerde kullanabilmek. Keşke Commodore 64'ümü atmasaydım hocam. Attın mı? Annem atmış. Ah ya evet evet çok değerli onlar. UNESCO Finlandiya'daki demo gruplarını kültürel miras ilan etti. Bir şey soracağım bunlar nerede sergileniyor? Korumaya alındı dedin ya. Şimdi korumaya almayı nasıl yaptılar bilmiyorum ama muhtemelen kodlarını koruyorlardır. Kağıda basıyor olabilirler fiziksel kopya. Çünkü MoMA böyle bir şey yaptı. Tetris'i satın aldı ve pseudokodunu yazdırdılar. Yani pseudokod şu demek kavramsal olarak kodu yazdırdılar. Çalışan makinenin bütün özellikleri not aldılar. İleride onu çalıştırabilecek makine olmasa da emülatörünü yapıp çalıştırabilmek için. Zaten dijital eserlerde koruma biraz zor bir kavram. Çünkü bir yandan satışı da yapılıyorsa birine satıyorsun. Şimdi sanat eserinin kalıcı olması lazım ya. Düşünsene ya koleksiyonere bir iş satıyorsun böyle. Bir bilgisayarda çalışıyor. 5 yıl sonra bilgisayar yok. Ne yapacaksın? Ben zaten onu hiç anlamadım. Ben bir iki tane video yapmıştım. Şimdi videoyu sattığında memoriye koyup veriyorsun. Evet. Televizyonla da satabilirsin. Televizyona bakım anlaşması da yapabilirsin. Bazı işler mesela 30 yıllık bakım anlaşması da çıkıyor. O yüzden herhangi bir bilgisayarda yapamıyor. Uzun süre desteği olacak ya da atıyorum elle bakım bakabileceğin bir bilgisayar. Süper hassas bir şey değil de onunla çıkman gerekiyor. Ama genelde oyunsa bir pseudo kodunu yazarak çözebilirsin. Grafikte de bütün pikselleri aslında tutarak yapabilirsin. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere.